Hep bir şöyle oturma durumum oluyor. Niye öyle? Böyle durayım mesela. Saçım da yani çok da beğenmedim. Yine çok düz ya. Ya tamam. Hadi gel aynadan bakalım. Tamam şimdi açılışı ben bence yapayım. Gerçekten bu bir cesarettir. Bence hiç iyi gözükmüyorum ve büyük ihtimalle zaten şuralarıma da ne olduğunu merak ediyorsunuz. Şimdi şöyle arkadaşlar, normalde zaten bugün vlog çekme gibi bir fikrim yoktu. Ama böyle bugün sizi yanıma alayım istedim. Çünkü son zamanlarda benim zaten rozasea hastalığı diye geçiyor da ben buna rahatsızlık demek istiyorum. Hastalık çok şey bir kelime geliyor. Neyse bundan dolayı böyle bir ara ara ataklar oluyordu yanaklarımda. Kızarıklık oluyordu ama hiçbir zaman hayatımda, bakın şöyle göstereyim, şu gördüğünüz, şu an suratımda sadece C vitamini sürdüm. Özellikle böyle göstermek istedim. Bir de şu gördüklerinizi yakınlaştıracağım. Bu iyi hali hani belki bilmiyorum cesaret edersem lütfen yargılamayın. Hani Kardelen cilt bakımı yaptın ondan böyle oldu demeyin. O da olabilir. Ama son zamanlarda biraz böyle açıkçası yani benim için ağır, duygusal anlamda ağır bir dönemden geçtim. O yüzden ben stres ve üzüntüden olduğunu düşünüyorum. Ama bugün böyle bir dermatoloğa gideceğim. Randevu aldım. Hatta bayağı araştırdım. Aslı Erat diye bir dermatolog var. O Ankara'daymış. Kendisinin önerdiği başka bu İstanbul'da olan bir dermatolog. Memnun kalırsam orada çekimi yaparım. Ama memnun kalırsam kendisinden onu hani bu vlog'a dahil ederim. Ve sohbet olmaz ama hani bulunduğum yeri belki çekerim size diye düşünüyorum. Çekmezsem de izin alamamışımdır. Böyle neyse ben size açık olmak istedim. Hani hem bugün böyle biraz sizlerle sohbet edelim istedim ara ara. İşte bugün her ne yapıyorsam hani onları sizinle dediğim gibi ara ara paylaşırım. Bir de şu durumumu hani siz de görün istedim. Belki aranızda bu olanlar varsa onlara da yardımcı olur. Şeyi söyleyeceğim, ne oluyor? Şimdi bakın bu pembe pembe ya. Bunlar böyle özellikle hani güneş kremi her gün sürüyorum. Sonrasında da BB krem sürüyorum ben genelde. Hani fondöten ağır geliyor bana. Akşama doğru diyeyim bir 4-5 saat bir de maskeyle kaldıysam eğer ki çok böyle pul pul dökülüyor yani buralar ve böyle koparmam gerekiyor. Yani ben böyle koparmadan duramıyorum. Ama hani acımıyor canım. Sonra akşam zaten aloe vera, hatta size göstereyim. Son zamanlarda cilt bakımında 2 yıldır tek değiştirdiğim bu arada retinol oldu. Onu da söyleyeyim. Şunu kullanıyorum. Zaten bunu birçok... Şöyle göstereyim. Yine netlemiyor. Asla netlemiyor. Neyse ben yine şuraya bir yerde koyarız. Biz bakarsınız. Ben küçük boyunu almıştım. Bunu sürüyorum çünkü rozada da aloe vera ama bildiğimiz hani bitki olarak aloe vera değil böyle jel kıvamında falan olan aloe veralar iyi geliyor yazıyordu. Dediğim gibi henüz dermatoloğa gitmedim. Bugün gideceğim için de zaten vlogda hani bu durumumu hem size göstereyim. Hem de işte dermatolog ne diyecek onu da sizlerle paylaşayım. Belki bu arada aranızda yaşayanlar varsa bu durumu siz de yorumlarda bırakırsınız. Hani okurum onları da belki diğer arkadaşlarınıza da faydalı olur diyeyim. Dediğim gibi yargılamayın beni. Kardelen cilt bakımında şöyle yaptığında böyle olmuştur demeyin. Gerçekten tek değiştirdiğim hatta hangi retinolü hani hangi kremi kullandığımı da şuraya koyarım. Bakarsınız belki başkalarına yani size bir etkisi oldu mu ya da bilmiyorum tahriş oldu mu cildiniz. Ben bu arada haftada 2 maksimum 3 kere kullandım. İlk bir ay bayağı böyle geceleri sadece kullandım ve boca ettim. Biraz fazla kullandım. Normalde bezelye tanesi kadar kullanmanız gerekiyor. Sonraki ama bir ay, bir buçuk ay bayağı az kullandım. Hani bir bezelye tanesi kadar ve haftada iki kere evet. İki gece. Hani ondan olacağını o yüzden hiç sanmıyorum. Retinol bir de hani tahriş etse sadece buraları tahriş etmezdi. Bilmiyorum. Neyse böyle arkadaşlar. Burası biraz uzun oldu. Dediğim gibi hani ben böyle ara ara yer yer görüntüler paylaşırım. Ara ara da konuşuruz zaten. Umarım tekrardan severek izleyeceğiniz bir vlog olmuştur. Bu arada vloglarda ben genelde biliyorsunuz hani böyle sizleri çok yanıma almıyorum. Hani genelde bir yere gidiyorsam İstanbul dışında hani vlog çekiyorum. Öyle içimden geliyor. Ama bu tarz vlogları da beğeniyorsanız, seviyorsanız onu da paylaşırsanız belki böyle ara ara vloglar gelir ve bu halimle inanamıyorum sizinle konuştuğuma ya. Şöyle konuşasım geliyor gerçekten. Ama ne yapayım ya? Açık da olmak istedim bir yandan. Size göstermek de istedim. Saklayabilirdim. Gayet ama saklamak istemedim. Böyle. Aloha.
Beni böyle gördüğünüz için öncelikle şaşırmayın. Yani yüzüme kapatıcı, BB krem hiçbir şey sürmedim. Çünkü dermatoloğa gideceğim dediğim gibi cildiyeciye. Sadece şöyle bir göz kalemi çektim ve rimel sürdüm. Bir de böyle çok hafif bir glitter sürdüm gözümün altına. Bir de tabii ki güneş kremim var. Şimdi size bu arada unutmadan sabah göstermedim. Şöyle bir güneş kremi var Caudalie'nin. Bu kafeinli olması lazım. Ve hani göz altını böyle aydınlatıyor diye biliyorum ben bildiğim kadarıyla. Yani göz altı morluklarına bu C vitaminli krem iyi geliyor göz kremi. Bunu kullanıyorum ama zaten bayağı fazla 15 mil diyor da çok uzun süredir. Ben sadece sabahları kullanıyorum. Bunu bir söyleyeyim dedim. Onun yanı sıra zaten biliyorsunuz hani benim kanalım öyle cilt bakımı kanalı değil. O yüzden bu vlogda da artık her şeyden bahsedeceğim gibi geliyor. Ama sabah kullandıklarımdan da hani hazır böyle madem vlog çekiyorum bahsedeyim. Belki ilgilenenleriniz ya da merak edenleriniz olur diye onları da söyleyeyim dedim. Bu Love It diye bir marka var. Ben hani çok ürünü denemedim. Sadece bu C vitamini serumunu bayağı insanda gördüm, önermişti ve de yorumları da okudum. İyiydi. O yüzden bir deneyeyim dedim. Sabahları bunu sürüyorum. Yani bir şişe bitiyor. Hatta çok çok az kaldı. Ve bitenler videosu gelecek büyük ihtimalle arkadaşlar. Onları sevdiğinizi düşünüyorum hani bitenler videolarını. Çünkü izliyorsunuz ve hani yorumlar da geliyor. Orada da zaten yer veririm. Sadece şunu söyleyeceğim C vitamini ile alakalı. Zaten hani meraklıysanız cilt bakımına bunu biliyorsunuzdur ama C vitamini serumu ya da C vitamini içerikli bir ürün kullanıyorsanız muhakkak ama muhakkak güneş kreminizi ihmal etmeyin. Yoksa güneş yani güneş kremi kullanmadan güneşe çıkarsanız lekelenme olasılığınız çok çok fazla. Hatta güneş kremi kullanmıyorsanız C vitaminine de yer vermeyin diyorlar. Küçük bir parantez olarak onu belirteyim. Bunun yanı sıra yine bu sabah işte göz kremimi sürdüm, serumu sürdüm. Ondan sonra da şu güneş kremini kullanıyorum. Ve bunu ben Rossmann'dan almıştım. 2 tane almıştım ve 99 liraydı, yani 100 liraydı. Ve bayağı hani uygun fiyatlıydı. İndirime girmişti yanlış hatırlamıyorsam. Ya da 99'dan mı inmişti ne? O yüzden aldım. Bir de Çisem'in bir videosunda önerdiğini görmüştüm. Hani uygun fiyatlı bir güneş kremim bulunsun dedim. Hep zam geldiği için. Ya benim cildim aşırı kuru ve çok hassas. Ve roza zaten var. Dolayısıyla da bu böyle hani çok kuru cildiniz varsa memnun kalacağınız bir güneş kremi kesinlikle diyebilirim. Ama bende bile ki benim cildim aşırı kuru diyorum. Hafif böyle bir yağlı his bırakıyor. Süreli 1 saat, 1,5 saat oldu. Hani bilmiyorum görebilecek misiniz? Bayağı böyle yağlı bir his bıraktı. Ondan memnun kalmadım. Onun yanı sıra yani bir de parfümlü böyle bir koku var ama o koku beni hiç rahatsız etmiyor ve gidiyor yani bir 10-15 dakika sonra. Ben bir daha bu güneş kremini ama satın almam onu söyleyeyim. Bir de bir tane daha aldım yani 2 tane aldım demiştim, onu da zaten birine hediye ettim. Böyle şimdi ben nereye gideceğim? Altunizade tarafına gideceğim. Size bilmiyorum yoldan belki bir şeyler çekerim zaten görürsünüz. Onun dışında da dermatolog hanımı Hülya Hanım. Eğer oradayken dediğim gibi çekim yapabilirsem yapacağım görürsünüz. Yapamazsam da yapamamışımdır. Böyle yani kendime şöyle konuşasım geliyor. Hatta şöyle konuşasım geliyor. Allah'tan maske var yani maske bugünlerde hayat kurtarıyor. Yani neden oldu sizinle paylaşacağım. Güzel bir gün diliyorum. İyi seyirler diyorum o zaman tekrardan. Onun umrunda değil Koda. Kardeşi de olmuyor, olmayacak. Annesinin tüpleri bağlanmış Koda doğar doğmaz. Ben gidiyorum. İstemiyor musun gitmemi? Ne istiyorsun? Çay. Bana bak, gel sen de benimle. Gel çay. Terçin, bana bak. Terçin, bana bak. Terçin, bana bak. Ne yapıyorsun? Kuzu. Terçin. Şurada lazer tedavisi oldum. Ay. Şöyle size hepsini anlatacağım detaylı zaman bulunca ve mekan.
Sen de merhaba demek ister misin? Merhaba. Pesto penne, burada da avokadolu ve somonlu salatamız var. Afiyet olsun. Aloha. Öncelikle bugün aşırı yağmurlu ve de kapalı bir gün olduğu için şöyle ring light'ı açtım. Hani o ışık yüzüme vuruyor, biraz beyaz geliyorsa hani ondan dolayı, ama diğer türlü gün ışığında gerçekten hani ışıksız kalırdık. O yüzden böyle dedim, biraz ışık gelsin. Bunun yanı sıra dün böyle bayağı koşturmacalı geçti işte. Zaten biliyorsunuz hani dermatoloğa, Hülya Hanım'a gittim. Onu da bayağı araştırmıştım. Hani böyle referansla gittiğim birisiydi. Ve hani dün beni gördüğünüz en doğal halimle. Şu anda dedim şöyle hafif makyaj yapayım. Bakın yani ben şunu kullanıyorum. Gerçi bitenlerde hani bitenler videosu çektiğimde gösteririm ama. Şöyle göstereyim size. Plüton'un BB kremi. Ben memnunum bu arada. Kaç numara? 21 numara light beige rengi. Ve bir de tabii bir tane daha vardı. Neydi? Yeşil olan, hani benim çok sevdiğim. E ile başlayan, yine adını unuttum yani. Neyse, bakın şöyle göstereyim yakından. Şu gözümün orada var biliyorsunuz. Şuralarda var. Ama kapatıyor. Dedim ki ben şu konuya geleceğim. Dün böyle çok fazla işte koşturmacayla geçti. Bir de orası benim evime çok uzaktı. Oradan Kadıköy'e geçtim. İşte bir arkadaşımla buluştuk falan. Böyle bir kahve içtik derken. Size hem biraz dünü anlatayım. Şöyle anlatamadım çünkü. Hem de bu vlog hani sadece cilt bakımıyla ilgili olmasın diyerekten. Bugün araba sesleri duyabilirsiniz. Bu arada duyabilirsiniz. O yüzden de bugün de sizi yanıma alayım dedim. Çok sevdiğim canım arkadaşım, benim bebeğim olan, gerçekten yani çok seviyorum onu, zaten biliyor. Senem'le bugün buluşacağız. Hatta kendisi bahsetmek isterse özel birisi daha yanında olacak. Belki onu da çekerim, bilmiyorum. O yüzden işte sizi de alayım yanıma dedim. Böyle bugünüme de ortak olun ve bu böyle 2 günlük bir vlog olsun. Büyük ihtimalle çok çok kısa, zaten kısa vlog olmaz yani, ama yani benim vloglarım kısa olmaz. Bakalım ne kadarlık bir vlog olacak, 2 gün boyunca işte beraber gezeceğiz, duracağız. Ben ne yapıyorsam sizi de yanıma alacağım. Dünle ilgili şimdi söyleyecek olursam, dedi ki kartta yer bitti, birkaç videoyu sildim de geldim. Şunu söylüyordum, dün bana dedi ki, ilk önce bir zaten cildime baktı. Ben bir kere cildimi kuru sanıyordum. Kendisi karma bir cildimin olduğunu ve de yağlıya dönük olduğunu söyledi. Zaten çok fazla gözeneğim olduğunu biliyordum. Yani gözeneklerim bana da böyle açık, yani belli oluyor gibi geliyordu. Gözeneklerin belli oluyor dedi. Buna şaşırmadım. Ama benim cildim aşırı kurudur. Hatta pul pul dökülür. O yüzden karma yağlıya dönük, bilmiyorum, bana pek mantıklı gelmedi ama öyle diyorsa öyledir diyeceğim, ama inanamadım. Yani sanmıyorum. Bence bayağı kuru bir cildim var. Bunun yanı sıra aslında ben size rozasea ile ilgili, hani rozasea'nın ne demek olduğunu bilmeyenleriniz varsa, aslında bir hastalık, yani cilt hastalığı diye geçiyor. İşte böyle şu alttaki damarlarınızın cildinize çok yakın olma durumu. Benim o hani evreleri var bunun. Onun bu konuyla alakalı bir video çekeyim istiyorum. Şöyle oturup size bir rozasea nedir, hani ne onu tetikler ya da ne yapmanız gerekiyor diye. Özellikle hani bu, yani tırnak içinde hastalık, ben buna rahatsızlık demek istiyorum. Yani hastalık kelimesi hoşuma gitmiyor. Bununla böyle baş edebilmek için ya da bunu biraz bastırabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Yani ben de bunu yaşadığım için paylaşmak istiyorum. Bir video gelecek büyük ihtimalle, ama istiyorsanız lütfen yorumlarda paylaşın. Siz de hani sizden gelen isteğe göre de yönlendireyim. Benim ikinci evreye geçişi başlamış ve bu beni çok üzdü ve dedi ki, yani hassas bir cildiniz var ve sakın ama sakın C vitamini kullanmayın. Ve buradan özellikle onu da söylemek istedim, hazır dün gitmişken ve aklımdayken. Şu, hatta size bunu ben galiba dün gösterdim. Love It markasının şöyle C vitamini serumu var. Bayağı da iyi diye biliyorum. Ben de zaten hani o yüzden almıştım.
Ve ben bunu böyle bir aydır falan kullanıyordum. Hatta yok, bir Aralık'ta açmışım arkadaşlar. İki aydır kullanıyorum ve yani cildimin böyle olmasının iki sebebi varmış. Birincisi C vitamini serumuymuş. İkincisi de zaten ben hani biliyorum, yaşadığım bu üzüntü ve stresli böyle duygusal anlamda bir süreç yaşadım. Ondan dolayı da olması çok muhtemel dedi. Ama C vitamini sakın ama sakın C vitamini serumu kullanma dedi. Ben ona bayağı şaşırdım. Hani retinolle alakalı bir şey olabilir diye düşünüyordum ama bunu beklemiyordum. Bunun yanı sıra dedi ki hani madem böyle, hani sonuçta gerçi bunu dediğim gibi rozasaya videosu çekersem onu da detaylı paylaşırım. Ama hani bana yapılan tedavi bu arada size de uygun demek de değil bu. Hani bunun altını çiziyorum. Bana önerdiği ve benim deneyimimi sizlerle paylaşıyorum. Bana söylediği hani lazer tedavi uygun gelebilir dedi. Hatta Yumeka dedi galiba adına ve ona başladık 3 seans olarak. Yalnız bence çok pahalı ama hani ben açıkçası biraz azaltmak istiyorum bu rozayı ve de tabii ki şu dün gördüğünüz beni hani o halimle onların geçmesini istiyorum. Geçer mi bunlar dedim, bilemiyorum dedi. Hani umarım geçer dedi ama eğer ki güneş kremi kullanmasaydın kesinlikle leke bırakabilirdi dedi ve bu da beni bayağı şaşırttı. Bunun yanı sıra bana krem önerilerinde bulundu. Yani hangi markaydı? La Roche-Posay'in kremlerini önerdi ama yani ben ona söyledim bazı Kore markalarını. Hani sonuçta ben Kore markalarını kullanıyorum. Daha çok nemlendirici, tonik. Hani biliyorsunuz bitenler videolarını sizinle de paylaşıyorum. Hatta izlemeyenler için şuraları bir yerlere koyalım. Hani bakarsınız isterseniz. Ama onları bilmediğini söyledi. Zaten hani doğal olarak genelde dermatologlar hani eczane ürünlerini biliyorlar tabii ki de. Dermokozmetik ürünleri. İçeriğine bakmak bu anlamda önemli. Ama ben yine de hani kendisinin önerdiği ürünler de bende bulunsun diye onları da aldım. Bu arada amma zam gelmiş her şeye ya, gerçekten. Ben böyle bir iki aydır hani cilt bakım ürünü de almamıştım. Elimdekileri bitireyim diye bayağı şaşırdım. Neyse yani kısaca böyle. Onun dışında hastaneye hani yine aylardır gitmemiştim. Bir tek böyle hani kan aldırmak, işte onunla ilgili sonuçlarımla yani sonuçlarımı görmek falan, hani onun için gitmiştim böyle kısa hani hastaneye ama uzun süredir, yani 2 yıldır bu pandemiden beri bu kadar uzun süre hani hastanenin içinde bulunmadım. O beni biraz gerdi. Zaten sizi ara ara çektim. Dediğim gibi yani böyle detaylı paylaşmayayım ama hani en azından ne dediğini böyle biraz olsun anlatayım diye bu vlogda da yer vermek istedim. Rozasaya videosu gelsin isterseniz yorumlara bırakın, yazın ve ne hani bana sorularınız varsa tabii ki de kendi deneyim tecrübelerime dayanarak onları da cevap vermiş olurum videoda. O açıdan da faydalı olur diyorum. Ve ben birazdan yola çıkacağım. Bugün yağmurlu ama bu riski alacağım. Çünkü sizi de dediğim gibi yanıma almak istiyorum. Kadıköy'e gideceğiz büyük ihtimalle. Ama zaten Senem'i göreceksiniz. Ya Senem'le de ne zamandır vlog çekmek istiyoruz. Bir türlü kısmet olmadı. Umarım bugün böyle güzel anlarımıza siz de eşlik edersiniz diyorum. Ve o zaman birazdan görüşürüz. Aras! Hello. Hello. How are you? Fena değil. Ne yapıyorsun? Aras yine dediğimiz gibi. Burada uyuyacak. Şaşı çıkıyor muyum? Hayır ya, hadi bakma. Kapanışı yapmaya geldim. Ertesi günden aloha ve izlediğiniz için de kocaman mahalo.
Aslında hani zaten biliyorsunuz ben normalde böyle hani İstanbul'dayken çok fazla günlük hayatımda vlog çekmiyorum ya da sizleri yanıma almıyorum. Ama şu iki günlük vlog olsun dedim ve böyle bilmiyorum belki siz de bana eşlik etmek istersiniz dedim. O yüzden eğer keyif aldıysanız hani Kardelen böyle hani her ne yapıyorsan eğer değişik bir şeyler yapıyorsan arkadaşlarınla buluştuğun zaman neyse ne işte hani o gün ne yapıyorsam bizi de yanına al o günü vlogla derseniz yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bunun yanı sıra yani cildimle ilgili zaten sizi bilgilendirdim. Rozasea ile ilgili bir video büyük ihtimalle gelir. Umarım keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur. Instagram'dan takip etmek isterseniz de şuraya ya da buraya bir yerlere Instagram'ı bırakıyor olacağım. Bunun yanı sıra bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Ve her cuma 6'da gelen videolardan da haberiniz olur. Zaten hani artık bir süredir beni takip ediyorsanız, kanalı biliyorsanız, yani şey biliyorsunuzdur, içimden ne gelirse o hafta ne paylaşmak istiyorsam onu paylaşıyorum. Ama genelde stoklu gidiyoruz. O yüzden bazen hani o hafta paylaştığımı, bazen de bir iki ay öncesinden paylaştığımı görüyorsunuz. Neyse bunlar detay konular ama işte ben biraz da detaycı bir insanım. Diyeyim. Ve böyle oturunca da açıkçası hani kapanışı yapıp gitmek istemiyorum. Sizinle konuşmak istiyorum. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz nasıl? Yorumlarda nasıl olduğunuzu da yazın. Bu ara hayatınızda neler oluyor? Yani duygusal anlamda, ruhsal anlamda, fiziksel anlamda tabii ki en önemlisi zaten sağlık. Hani neler yaşıyorsunuz? Nasıl evrelerden geçiyorsunuz? Hayat size nasıl davranıyor? Bunları da yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Zaten ara ara böyle gerçekten çok tatlı mesajlar geliyor. Sadece minnettarım, bunu söyleyebilirim. İyi ki varsınız diyorum. Ve artık bu videoyu burada sonlandırıyorum. Önümüzdeki hafta Cuma günü başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Bir de ne olmuş yani podcast'ten takip etmeyenleriniz varsa Spotify ve bir sürü başka platformdan da yayında podcast'im. Onu da dinlemek isterseniz orada da bence güzel paylaşımlarda bulunuyorum ve konuklu sohbetler de oluyor. Belki aranızdan birileri konuk olmak isteyebilir. Bilginiz olsun. O yüzden onu da Instagram'ın şuralara bir yerlere bırakıyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın şimdilik. Böyle abidik gubidik bardakları siz de beğeniyor musunuz? Ben bayılıyorum ya. Hani şu ortasında gerçi bayağı pis duruyor böyle. Şuralarda ruj izi falan var. Neyse şöyle hani içinde değişik şeyler olunca hoşuma gidiyor. Değişik ve orijinal olan her şeyin ölen, her şeyin hastasıyım. Neyse.